Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi ben kendi sürem içerisinde, süremi de çok aşmadan ilahiyatla ilgili, yani şöyle bir şey daha doğrusu, özellikle Müslüman toplumlarda genel anlamda bir insan hakları ihlalleri ve krizinin daha ağır yaşandığı, biraz iddiasından da hareketle, ilahiyatın bu konudaki temel kriz noktalarını anlatmaya çalışacağım. Birkaç boyutlu olarak. Ama önce tabii buna giriş sadedinde bir şeyler söylememiz gerekiyor. Öncelikle mecellede de belirtildiği gibi modern zamanlarda en çok öne çıkarılan şeylerden bir tanesi ezmanın tagayyuru ile ahkamın tagayyuru dediğimiz zamanın değişmesiyle birlikte hükümlerin değişmesi meselesidir. Bu da aslında olgu ile temel metinler arasında sürekli bir ilişkiyi gerektiriyor. Yani ne tek başına metinden hareket ederek olguya ne de tek başında olguyu merkez alarak metni ona göre belirlemek değil, ikisi arasında belki diyalojik bir ilişkiyi gerektiriyor. Bu açıdan da şöyle bir tezden hareket ediyoruz. Klasik ilahiyat bilimlerinde insan farklı ilim dalları içerisinde konusuna göre belirli oranlarda yer almıştır. En çok da fıkıh ve kelam içerisinde. İnsan hak ve haklarına dair bir takım değerlendirmeler ve hükümlerde burada yer almaktadır hiç şüphesiz. Fakat modern zamanlara gelindiğinde değişen dünya, özelde insan ve insanın Tanrı ile ilişkisini yeniden gözden geçirmesini icbar etmiş ve açıkça söylemek gerekirse insanın giderek güçsüzleştiği bir duruma da ulaşılmıştır. Bu güçsüzlüğün için meydana geldiğini daha sonra söyleyeceğim. Ve neticede insan olabildiğince korunaksız bir biçimde kalmıştır. Ve dolayısıyla bu safhadan sonra insan haklarını daha fazla önemsememiz, insan hakları üzerine daha fazla çalışma yapmamız gerektiriyor. Şimdi hiç şüphesiz insan hakları kavramını, insan haklarının içeriğini temellendirebilmek için insan kavramından hareket etmek lazım. Bu da farklı ideolojilerin, düşüncelerin insanı nasıl konumlandırdığı, insanın nasıl tanımladığı düşüncesini gündeme getirmektedir. Şimdi baktığımız zaman İnsan hakları dediğimiz bu kavramsallaştırma esas itibariyle modern zamanlarda daha fazla tartışılmaya başlansa da insan hakkı eğer adaletin gereği olarak kişinin payına düşen şey anlamında alındığında tüm insanlık tarihi boyunca incelenmesi gereken bir olgudur. Ama şunu kabul etmek lazım ki Batı'da geliştirilen insan hakları metinliği öyle veya böyle tarihsel süreç içerisinde sosyal, siyasal, kültürel bir takım koşullar eşliğinde gelişmiştir. Bu bağlamda şunu söylemek gerekir. Farklı ideolojilerdeki insan tanımlarına göre insanın hakları nasıl konumlandırılığı da önem taşıyacaktır. Burada baktığımız zaman genel anlamda insan farklı ideolojilerin, özellikle seküler ideolojilerin insanı konumlandırırken onun dünyada bulmuş amacını, dünyadaki temel varlık sebebi üzerinde çok fazla durmadıklarını görürüz. Ama dinler için özelde insanın dünyaya gönderiliş sebebi vardır ve ikincisi de insanın sadece yegane mekanı dünya değildir. Bu anlamda dinler Tanrı'dan kopmayan, Tanrı'yla birlikte bir insan fikrini geliştirirler. Ama diğerleri biraz daha materyalist bir dünya görüşünden beslenirler. Bu da her iki tarafta oluşturulacak insan hakları metinlerini veya insana bakışı olabildiğince değiştirecektir. Yine seküler ideolojilerde insanın dünyada yaşarken bir hedefi yoktur. Yani niçin yaşamaktadır? Bu çok açık ve belirgin değildir. Mesela sosyolojinin, psikolojisinin, diyelim ki psikoloji insan davranışlarını ilgilendiriyor. Sosyoloji insan toplumlarıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Tamam. Ancak insan burada niye yaşıyor diye sorduğumuzda seküler ideolojilerin buna verebileceği çok anlamlı cevaplar yok açıkçası. Çok uzun vadeli. Burada iki farklı paradigmanın gündeme geldiğini ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Aslında farklı paradigmalar gündeme getirilebilir ama çok temel çerçeveden hareket edecek olursak iki farklı paradigma var. Birisi Tanrı merkezlilik, diğeri ise insan merkezliliktir. Yani dünyada en başından itibaren sadeleştirirsek insan merkezli bir evren ve dünya görüşüyle Tanrı merkezli bir evren ve dünya görüşü arasında farklılıkların oluştuğunu görürüz.
Her ikisinin de oluşturduğu kozmolojiler insanı, çevreyi ve dünyayı açıklamaya çalışırlar. Bu açıdan baktığımızda Tanrı merkezli anlayış ile insan merkezli anlayışın hareket noktasının değiştiğini görürüz. Tanrı merkezli temel açıklama biçimi Tanrı'dan hareket ederek belki dünyaya doğru gelir, diğer ise tam tersidir. Bu açıdan insan merkezli evren ve dünya görüşünün temelde materyalist boyutları da vardır. Onları görmek lazım. Ben bu anlamda hani Tanrı ile insanın nasıl konumlandırıldığından yola çıktığımızda insan haklarının da bu konumlandırmaya paralel olarak değişebileceğini, içeriklerinin farklılaşabileceğini söylüyorum. Söz gelimi, Batı'daki tarihsel süreç içerisinde baktığımızda Hristiyanlıktaki orijinal sin, asli günah teorisi ve bunun neticesinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın insanla Tanrı arasında gidip gelen konumu en nihayetinde Batı'da da böyle gelgitleri sonuçlayan bir anlayışı beraberinde getirmiştir. Ve giderek baktığımızda Batı'daki kilise uygulamalarından bunalan modern dünyanın insan merkezli bir Tanrı, insan merkezli bir dünya anlayışına veya evren anlayışına doğru hareket ettiğini görürüz. Bütün Descartes'tan, Bacon'dan, işte daha sonra Kant'tan, bunların hepsi bu insan merkezli evren ve dünya görüşünün temellendirilmesini sağlamışlardır. Şimdi ve bugün Avrupa'da insan hakları evrensel beyannamesi dediğimiz şey de insan merkezli olarak oluşan bir beyannamedir ya da insan merkezli oluşan bir metindir. Bu ikisi arasındaki temel farklılık şu: İnsan merkezli bir evren anlayışında, dünya anlayışında bütün özgürlüklerin ve hakların kaynağı insanın bizzat kendisi olur. Halbuki Tanrı merkezli bir evren ve dünya görüşünde bütün özgürlüklerin, hakların temel kaynağı Tanrı'dan gelir. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim bize şöyle şeyler söyler. Mesela insandan bahsederken onun nefislerinden bahseder. Nefis, nefsi emmaredir, nefsi levvamedir. Yani insanın farklı arzuları vardır, talepleri vardır. Bugün geldiğimiz noktada en fazla şikayet ettiğimiz şey insanın tüm arzularının öyle veya böyle bu yaşadığımız dünya içerisinde meşrulaştırılmaya başlanmasıdır ki özellikle postmodern dönemde artık özgürlüklerin ve hakların temel meşruiyet kaynağının da bizzat kişisel olarak insanın kendisi olduğunu görmeye başlıyoruz. Bu da ciddi anlamda bir handikapı, dünyada bir çatışmayı beraberinde getiriyor. Halbuki İslam'ın anlayışına baktığımız zaman burada tevhid temelli olduğunu, evet özgürlük ve Tanrı-insan ilişkisinin nasıl meydana geldiğiyle ilgili bir görüş ortaya koyduğunu görüyoruz. Doğru, ama netice itibariyle İslam'ın bakış açısında haklar ve özgürlüklerin temellendirilmesi tamamıyla insandan meşruiyet alan bir şey değildir. Çünkü insan bütünüyle bu taleplerini yerine getirilmesi gereken bir varlık değildir. Esasen İslam'ın temel birikimlerine baktığımız zaman şöyle bir şey görürüz. Bizim zarurat-ı hamse dediğimiz fıkıh kitaplarının başında da yer alan aklı, dini, dili, işte malı, muhafaza ilkeleri dediğimiz şeyler en devredilemez, kaldırılamaz insan hakları olarak devreye girerler. Biz aslında bu parametrelerden biraz hareket etmek durumundayız. Şimdi ilahiyat ve insan haklarının temel problemleri nelerdir diye geldiğimizde şunları söylemek durumdayız. Birincisi, bizim İslam dünyasında başta belirttim, haklar konusunda ciddi ihlaller var. Müslüman toplumlar istatistiklere baktığımız zaman bu konuda daha geridedirler. Bu bir. İkincisi, bu konuda ellerinde oluşmuş bir metin de yoktur. Hani bazıları şimdi veda hutbesini falan söyler ama veda hutbesi bir referans niteliğinde olabilir ama bir beyanname niteliğinde bir metin değildir. Bunu göz önüne almamız lazım. Belki bir kısım arkadaşlarımız Kahire Deklarasyonu'nu bu konuda beyan edebilirler ama Kahire Deklarasyonu'nun da açıkçası eleştirilecek çok boyutları var. Ki en başta şöyle bir şey, mesela Kahire Deklarasyonu'na baktığımız zaman orada daha en başta maddelere girmeden önce kalkınma hakkının devredilemez bir insan hakkı olduğu zikredilir. Bu açıkça çok batılı kokmaktadır yani. Mesela kalkınma hakkı diye bir hak olmaz yani. Kalkınma hakkı nedir? Bu nicel bir şey. İnsanın en temel şeyleri olması gerekiyor. İkincisi de mesela şöyle bir şey. Bir de
devletlerin kalkınma hakkından bahsediyor. Tüzel kişilerin böyle hakları olmaz. Kişiler insan, bizzat, şahsi, gerçek kişilerin hakları olur. Mesela yine Kahire Deklarasyonu 24. maddesi B bendinde bu bildirideki hiçbir şey üye devletlerin iç mevzuatlarıyla korunan hak ve özgürlüklerine zarar vermek şeklinde yorumlanamaz veya değiştirilemez diyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bütün ülkeler kendilerini evrensel olana uydururlar. Evrensel olan yerel olana uymaz. Yani kendi ülkenizde bir takım problemler varsa bunları daha evrensel olanlarla uyumlu kılmak durumundasınız. Yani bu anlamda eleştireceğimiz çok şeyler var. Ben o kısmı uzatmayacağım. Ama bugün gerçekten insanın küçüldüğünü, insanın daha çok korumaya ihtiyacı olduğunu söylememiz gerekiyor. Bizim ürettiğimiz biraz fıkhi birikimler de dahil olmak üzere daha çok insanı korumak üzere değil, Tanrı'yı korumak üzere yani garip, tuhaf bir biçime de doğru dönüşebiliyor. Bunları biraz örneklendireceğim. Mesela insanın küçüldüğünün birinci göstergesi içinde yaşadığımız küresel dünyadır. Evren yani muhatap olduğumuz çevre genişlettikçe bunun içerisinde küçük bir varlık olarak kalıyoruz. Ki bunu daha önce de şöyle de yaşamıştık. Özellikle modern devlet Hegel'in ifadesiyle Tanrı'nın yeryüzündeki bir yürüyüşe haline geldi. Tanrı'nın yerine ikame oldu. Hepimizin bildiği üzere anayasalar modern metinler olarak devlet ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenlemek ve özellikle bireyler lehine düzenlemek üzere devreye giren metinlerdir. Ama baktığımız zaman şimdi devletin bu derece devasa bir güç kazanmış olması, hele bunun küresel ölçekte çok büyük bir güç kazanmış olması insanı daha korunaksız, daha da güçsüz kılmıştır. Bu açıdan bizim bugün aslında belki tırnak içinde buna yeni bir kelam da diyebiliriz, insanı daha çok güçlendirmemiz lazım. Tabii ki temelde Tanrı insan arasında var olan parametreleri aşındırmadan. Şimdi burada problemlerden bir tanesi şu, biz başta dedik ki Tanrı merkezli bir evren ve dünya görüşünden bahsetmiştik. Bu görüşün Tanrı'dan insana doğru gittiğini söyledik. Efendim öbüründe insandan Tanrı'ya doğru geldiğini söyledik. Bizdeki temel handikaplardan bir tanesi, ilahiyatın temel krizlerinden bir tanesi, Tanrı'dan insana doğru getiriyoruz ama bunun devrini tamamlamıyor, insandan Tanrı'ya doğru geri götürmüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bunun pratikteki ifade ettiği şey, olgu ile metin arasındaki ilişkileri tam olarak kurmuyoruz. Mesela bugün öyle veya böyle insan onuru dediğimiz şey çok büyük önem kazanmıştır. İnsan dediğimiz şey önem kazanmıştır. Yani burada bahsettiğim şey asla batılı anlamda bir ortaya çıkan hümanizma fikri değil. Ama bu insanın tekrar değer kazanması, insanın tekrar korunaklı kılınması, efendim Tanrı ile ilişkisinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu biraz şuna benziyor açıkçası. Karl Marx'ın bir ifadesi vardır. Yabancılaşma sadedinde zikreder. İnsan der, ne kadar çok şeyi Tanrı'ya verirse kendine o kadar az şey kalır. Tabii söylemek istediği gibi birçok anlamlar var burada. Bunların bir kısmına katılabiliriz, bir kısmına katılmayız ama şunu belirtmemiz lazım. Tanrı'nın bize verdiği yetenekler, imkanları geliştirmek yerine, yükseltmek yerine biz bu imkanların hepsini küçülterek insana hiçbir değer vermiyoruz. Biraz sıkıntımız, özellikle ilahiyatla ilgili sıkıntılar da buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Mesela günümüzdeki maalesef cari olan ağırlık din anlayışı da insana bir özgürlük alanı açmak yerine insanı daha çok güçsüzleştiriyor. Tıpkı belki Bakunin'in şu sözünde olduğu gibi, Tanrı her şey olduğu için gerçek dünya ve insan hiçbir şeydir. Tanrı gerçeklik, adalet, iyi, güzel, güç ve yaşam olduğu için insan yalan, haksızlık, kötü, çirkinlik, aciz ve ölümdür. Tanrı efendi olduğu için insan köledir. Tanrı'nın evet en büyük Lord, yani mutlak bir varlık olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz. Ama insanın bunun karşısında ki Allah'ın bizim için en önemli emrettiği temel görevden bir tanesi şudur. Bir insanı insana yani kula kulluk etmekten engellemektir. Efendim kula kul olmayı engellemektir. İnsanın özgür olmasını sağlamaktır. Bu konuda da özellikle olguların kendisini aşmasına izin vermeden tarihsellik ve kültürellik yüklü metinlerle günümüzü belki kotarmaya çalışıyoruz. Bu da temel problemlerin başında geliyor.
Yukarıda metinle toplum arasındaki diyalojik ilişkiden bahsetmiştik. Bu meselenin önemli bir boyutu ama dediğim gibi bunun arasında bir diyalojik ilişkinin mutlaka olması gerekiyor. Özellikle insan hakları konusunda bir söz konusu olduğu zaman, bir tartışma olduğu zaman Müslüman dünyada var olan tavırlardan bir tanesi de tarihe kaçma tavrıdır. Toparlayabilir miyiz? Yani tarihte biz çok adaletliydik. Toparlayabilir miyiz? Süremiz doldu. Tamam, bitmek üzere benimki de. Tarihte biz çok iyiydik, işte adaletliydik falan. Yani tarihte tamam ama bugün nasıl olacağız? Yani biz dışarıdan adalet dilenmemeliyiz. Biz adaleti vermeliyiz bütün dünyaya. Eğer sunacağımız böyle bir iddiamız yoksa bu durumda İslam'ın da temel iddialarını aslında geri çektirmiş olmaktayız. Yine bu konuda aslında tabii çok uzun şeyler anlatabilirim. Özellikle Şatibi'nin makasını belki günümüzde biraz daha açmak lazım gelir. Ve temel parametrelerimizi bu dediğimiz mesela kaldırılamaz, efendim devredilemez insan hakları üzerinden kurmamız gerekir. Ben temel farklılıkları, Batı ile ilgili temel farklılıklara şu küçük noktalardan değinerek bitireceğim. Efendim mesela bugün dünyada küreselleştikçe biz eşcinselliği tartışıyoruz, kürtajı tartışıyoruz. Bunların birer hak olup olmadığı meselesiyle ilgili şeyleri söylüyoruz. Doğru. Ama bizim devredilemez ve kaldırılamaz insan hakları şeyin içerisinde, parametrelerimizin içerisinde nesli muhafaza dediğimiz bir şey vardır. Mesela eğer özgürlüklerin ve hakların kaynağı bizzat insanın kendisi ise ve bunlar bedenim benimdir temel parametresinden besleniyorsa o zaman eşcinsel evlilikleri de bir itiraz geliştiremezsiniz. Kendi içinde tutarlıdır. Ama nesli muhafaza ilkesi çerçevesinde ve bedenin bize bir emanet olduğu çerçevesinde bu parametreden hareket ettiğinizde efendim her zaman şunu sormak zorundayız. Bu mesela bunun örnekleri var Hollanda'da ve benzerli yerlerde. Eşcinsel evlilikler, evliler bir takım evlatlar ediniyorlar vesaire vesaire. Mesela o edinilen evlatların özgürlüğü ne olacak mesela? Bütün bu problemler, orada nesil muhafaza nasıl gerçekleştirecek? Bunların hepsini ayrıca tartışabiliyoruz. Dikkat edersek, evet bir takım ortak noktalarımız olabilir ama parametrelerimizi ve paradigmamızı düzgün kurduğumuzda biz aynı zamanda Batı'nın bir insan hakları beyannamesine itiraz edeceğimiz noktalar da olacak ama biz kendimizi kurma imkanına sahip olacağız. Son olarak şunu söyleyerek bitiriyorum. Üçüncü temel problemimiz de Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi güç üzerinden kurmaktır. Tanrı ile ilişki eğer insan arasındaki ilişki güç üzerinden kurulursa yatay düzlemde insan ile insan ve insanla çevre arasındaki ilişki de güç üzerinden kuruluyor. O zaman insanın tahakkümüyle sonuçlanıyor bu. Elbette Tanrı güçlüdür, Tanrı mutlaktır. Ama Tanrı bizimle ilişkisini belli ilkeler, belli sözleşme yani bizimle bir sözleşme ve ahit yapmıştır. Bunlar üzerinden kurar. Bu da insan hakları metnini oluştururken ya da insan hakları ile ilgili temel paradigmaları oluştururken önemli bir çerçeve sağlayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum efendim.